Biz 2011 yılı içerisinde bu caminin projelerini hazırlatıp kurul onayını almıştık. 2012 yılı Mayıs ayı içerisinde ihalesi yapıldı ve çalışmalara başlandı. Yaklaşık 2 yılı bir 2 ay geçkin bir zaman içerisinde çok uzun detaylı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarda yaklaşık 700 metrekarenin üzerinde 800 metrekareye yakın kalem işleri ortaya çıkarıldı. Daha önce bunlar sıvayla üzerleri kapatılmış. Hakeza aynı durum. Şu anda onarımları devam eden, yine bu caminin avlusunda bulunan, külliye içerisinde bulunan türbelerde de aynı durum söz konusu. Tabi bunlar çok uzun süreci gerektiren çalışmalar. Bunların birebir rölevleri alınarak ayrıca bu kalem işleri paftaların da kurul onayları gerekiyor. Ve bunlarla ince fırçalarla çalışılarak ve yine de bakıldığında görülecektir ki orijinal eski halleri de çıkarıldı, onlar da bırakıldı, bozulmamış olanlar. Mihrap tarafında 160 metrekare civarında orijinal çinler var. Bunlarda da bütün çinlerinde yüzey temizlikleri, arkalarında boşalan çimento ağaçlar mevcut idi. Onların Horasan ağacıyla yenilenmesi, enjeksiyon yapılması işlemleri de devam etti. Yine bu caminin günümüze kadar gelen çok orijinal, çok güzel bir kündekari tekniğiyle yapılmış kapısı var. Ona da çok detaylı temizlik yapıldı. Gerçekten de o çok sağlam bir vaziyette gün yüzüne çıkarılmış oldu. İki üç dönem kalem işi var ve iki üç dönemlik çalışmalar var. Bunlar birçok mesela türbelerde ilk dönem eserleri, ilk dönem kalem işleri ortaya çıkartıldı. Daha sonra yapılan barak üstü 1800'lerin sonlarında yapılanlar, onlar kazınarak, rasp edilerek ortadan kaldırıldı. Ve orijinal süslemeler, hakikaten orada çok güzel çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Ve bunlar da tekrar bir zenginlik olarak Bursa'mıza kazandırılmış oldu. ...600 yıllık bir eserden bahsediyoruz. Bunu geleceğe taşımaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok itinalı çalışmak zorundayız. Yani böyle bir eser başka bir yerde yok. Ha biz pardon hata yaptık deme lüksümüz de yok. Onun için itinayla çalışmak gerekiyor.